Merhaba, bu videoda Workzone oluşturmayı göstereceğim. Masa üstünde bu şekilde işleyeceğim bir parça var ve bunu WorkNC ile açıp arkasından Workzone oluşturup CAM işlemlerimi uygulayacağım. Bunun için Workzone'umu oluşturacağım. E-Disk'imde başlamadan bir klasör oluşturuyorum. Yeni klasör şeklinde, ismini de Workzone oluşturma şeklinde yazıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Benim oluşturacağım klasörlerde kesinlikle Türkçe karakter kullanmamalı ve boşluk bırakmamalıyım. Buna özen göstermekte fayda var. Klasörümü oluşturduktan sonra WorkNC programını çift tıklayarak açıyorum. Programım açıldı. Bundan sonra yapmam gereken şey OpenCatFile diyerek parçamı içeriye çağıracağım. OpenCatFile diyorum. Dosya konumunu belirteceğim. Dediğim gibi parça masa üstündeydi. Buradan gelip parçama tıklayıp aç diyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. OK diyerek ilerleyeceğim. Evet, şu an parçam açıldı ve burası benim, aynı zamanda WorkNC'nin CAD arayüzü şeklinde de tabir edebiliriz. Bu kısımda yapmam gereken ilk olarak şu şekilde katı görünümüne geçeyim. Ve arkasından bir sıfır atamasında bulunacağım ben parçaya. Bir orijin noktası belirteceğim. Ve arkasından Workzone kısmına, yani CAM bölümüne geçebilirim. Sıfır belirtmek için parçanın kendi orijinini kullanabilirim ama parçanın kendi orijini kaçık bir noktada. Bunun dışında parçamın görünüşlerini kullanabilirim. Ama tabii ki parçamın kendi orijini kaçık olduğu için parçamın görünüşleri de benim sıfırlamamı sağlamayacaktır. Bu yüzden ben 3 nokta ile sıfırlama seçeneğini kullanacağım. Bunun için ilk olarak sınırlandırıcı bir çevre çiziyorum. Boundary Box ile. Dediğim gibi her zaman bu soldaki CAD araçlarımı kullanırken sol alttaki ekranımı takip etmeli. Select Entities diyor, unsur seçmemi istiyor. Seçeceğim unsurumu Ctrl+A yapıp seçebileceğim gibi çerçeve içine de alabilirim şu şekilde. Ya da bir diğer özellik rengi göre algılama olduğu için parçamın hepsi aynı renkse Shift'e basılı tutup herhangi bir yüzeyi seçmem de yine seçimim için yeterli olacaktır. Seçimimi yaptım. Sağ tuşla onaylıyorum. Arkasından bu şekilde bana bir çevreleyen sınırlar şeklinde bir profil oluşturdu. Bunu sıfıra sıfır yapmak için buradaki Minimal Optimal Box seçeneğine bir kere tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra istediğim şekilde parçamı düzenledim. Burada line'lar ve dimension'lar, yani çizgilerim ve ölçülendirmelerim dursun mu diyor. Dursun diyorum. OK diyerek onaylayacağım. Ve bu şekilde sınırlandırıcı bir profil yerleştirdikten sonra yapmam gereken çizgi komutlarından iki nokta ile çizgiye tıklayıp ilk köşe noktamı klavyemden E ile yakalayıp diğer köşe noktamı yine E ile yakalıyorum. Ve Display, User Koordinat Sistem, buradan UCS by 3 Point seçeneğine tıklayacağım. Arkasından 3 nokta seçip bu işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için OSynap komutlarından gelip buradan sadece mid noktasını açık tut diyorum. Devam ediyorum. İlk olarak Z'imi seçtim. Arkasından X ve arkasından Y olacak şekilde işlemlerimi tamamladım. Kapatıyorum. Sıfırlama işlemini geride bıraktım. Bundan sonra yapmam gereken şey CAM ortamına aktarmak. Bunun için kullanacağım ikon sol üstteki ikonlarımdan mouse üzerine getirdiğim zaman açıklamasını yazacaktır. Workzone Creation şeklinde ikonum. Buna bir kere sol tıklayarak açıyorum. Workzone oluşturmam için benim yapmam gereken iki tane unsur var. Bunlardan biri ilk olarak nereye kaydedeceğimi seçmek, arkasından parçamı seçip Create a New Workzone diyerek devam edeceğim. İlk olarak kaydedeceğim yeri belirtiyorum. Bunun için şuradaki 3 nokta ikonuna tıklayıp dosya konumunu seçeceğim. Yerel disk E'de çalışacağım ve oluşturduğum klasörü seçiyorum. Workzone oluşturma şeklinde. Klasörü seç diyeceğim ve devam ediyorum. Alt tarafında buradaki kısımda parçamı tanıtmam gerekiyor. Bunun için New Selection ikonuna tıklayıp parçamı seçeceğim. Yine bu seçimim için Ctrl+A ya da çerçeve için alabilir ya da Shift'e basılı tutup herhangi bir yüzeyi seçebilirim. Tabii ki parçamın hepsi aynı renkse. Ben çerçeve için alarak devam edeceğim.
ve sağ tuşla onaylıyorum. Kendi uzantısında kaydetmesini istiyor musun diyor. Evet diyeceğim ve direkt zaten dosya konumunu bulacaktır. Okey diyerek onaylıyorum. Bu son çıkan uyarıya okey de demeyebilirdik. Kendi uzantısında kaydetmek istemeyebilirdik. Çünkü kem yapacaksak böyle bir şey yapmak durumunda, yapmak zorunluluğunda değiliz. Ama kendi uzantısında da kaydedebiliriz gösterdiğim gibi. Burada gördüğünüz gibi iki tane seçim yapmış durumda. Bunlardan ilki type kısmının altında şu şekilde surface yazar. Yani aslında benim çalışacağım parça burası yüzeyler şeklinde. İkincisi ise open curve şeklinde benim sınır çevrelerimi gösterir. Yine dediğim gibi benim için önemli olan yukarıdaki bunu buradan remove diyerek kaldırabilirim. Önemi olmayacaktır. Arkasından alttaki seçeneğim olan Create a Work Zone deyip Work Zone kısmına geçişimi yapıyorum. Buna bir kere tıklayacağım. Ve şu an kendisi beni CAM arayüzüne aktaracaktır. Şu an CAM arayüzüne aktardı beni. Work Zone kısmına geçişimi yaptım. Şu an bütün yüzeyleri tanıyor. Bu gelen uyarıya okey diyorum. Bütün yüzeylerimin geldiğiyle alakalı bir uyarıdır. Arkasından yine okey diyerek onaylıyorum. Evet, bu açılan pencere benim Work Zone kısmı kütük oluşturmayla başlayıp postlarımı çıkartacağım. Bütün o süreçlerin tamamını ben burada gerçekleştireceğim. Bu ekranı tanıyalım. Yukarı taraftan başlayacak olursak gördüğünüz gibi yukarıdaki ikonlarımın hiçbiri değişmedi. Sabit bir şekilde kaldı. Aynı şekilde sağdaki bu 4 tane ikonumun da değişmediğini görebiliyorum. Bunların haricinde eklenen bazı ikonlarım var. Sol taraftan başlayalım. İlk olarak bu ikonun mouse'umu üzerine getirdiğim zaman açıklamasını yapacaktır. Active Preparation Mode yazar. Buna bir kere sol tıkladığım anda beni hemen CAD ortamına aktaracaktır. Gördüğünüz gibi alt ikonlarım değişti. CAD ikonlarım geldi. Anlık bir şekilde CAD bölümüne geçip ondan sonra tekrar CAM bölümüne geçiş yapabilirim. Yine aynı şekilde CAM bölümüne geçmek için buradaki ikonumu kullanacağım. Switch to CAM mode yazacaktır. Buna tıklayıp tekrar Work Zone yani CAM bölümüne gelmiş oluyorum. Arkasından alt tarafta şöyle teker teker sırayla gidelim. Surface List Creation, yeni bir yüzey listesi oluşturmak. Yine 2D Stock Creation, iki boyutlu stock vermek için seçeneklerim. Create a New Curve, yeni bir eğri setlerim ya da eğri oluşturmak için. Yine Create a New Point Set, yeni bir nokta oluşturmak için seçeneklerim var. Alt tarafında stok işlemlerim, stok güncellemek, kütük güncellemek ve kütük oluşturmakla alakalı seçeneklerim. H butonu bu holder tutucu tanımlamayla alakalı seçeneklerim. Yine R rest materyal şeklinde seçeneklerim. Auto 5 uygulamalarım ve makinayla alakalı bazı seçeneklerim var. Alt tarafında çıkarttığım takım yollarıyla alakalı yapabileceğim seçenekler ve yine bunun alt tarafında yeni takım yolları oluşturma ve post almayla alakalı seçeneklerim mümkün, kullanabiliriz. Sağ tarafta dediğim gibi burada yüzey saklayıp gösterebileceğim komutlar olduğu gibi şöyle show hide part şeklinde parçayı saklayıp tekrar ortaya çıkartabileceğim komutlar. Yine alt tarafında tezgaha sakla, tezgaha göster, tutucuyu, mengeneyi aynı şekilde sakla ve göster komutlarım. Alt tarafında takım geri kaçmalarını göster ya da gizle, takım yollarını göster, gizle şeklinde birçok komutuma ulaşabilirim. Ve son olarak alt kısımda yine OSynap benim seçeneklerimden, yakalama seçeneklerimden, color şeklinde change color, renk değiştirme ile alakalı seçeneklerim ve buradaki measure tool şeklinde ölçüm yapabileceğim bir seçeneğim daha var. Bunların haricinde preparation kısmını kapatabilirim. Aktif bir şekilde preparation CAD modülüne gittiğim için burası açık kalmış. Şöyle tikini kapatarak devam edebilirim. CAM kısmının altında part geometry, CAM entities ve toolpath şeklinde de seçeneklerim var. Part geometry kısmında benim şöyle açıp yüzeylerimin olduğu gördüğünüz gibi bir seçenek. Hemen altında stock modelim, kütük diye tabir edebileceğimiz stock modelim, alt tarafında rest materyalim ve CAM axis benim sıfırlarım, şu şekilde makine sıfırım. Bunların alt tarafında CAM entities'deki yüzey listem
ya da gruplamış bir listem varsa yine gruplanan yüzey listem, oluşturacağım eğriler, noktalar ve bakışlar şeklinde seçeneklerim var. Ve son olarak da toolpad kısmının altında şu anki benim durumum, makinemin durumu ve sağ tıklayıp New Toolpad diyerek oluşturacağım takım yollarını bu şekilde görüyorum.